Merhaba arkadaşlar. Benim kanalımı yakından takip edenler, videolarımı sürekli izleyenler biliyor. Kendi kanalım için yani kanalımı takip edin, bildirimleri açın, likelayın, yorum yazın, arkadaşlarınıza tavsiye edin falan gibi şeyler söylemeyi sevmiyorum. Beceremiyorum da zaten. Yani bugün de böyle bir şey istemeyeceğim. Fakat bugün özel bir şey isteyeceğim sizden. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu video biraz önemli. Her video benim için kıymetli, önemli fakat bu videoyu yapma motivasyonum biraz farklı. Görenler olmuştur belki, görmeyenler için durumu izah edeyim. 2 gün önce galiba Türkiye'de meşhur bir aktrol, Almanya'da aslında doğma büyüme bildiğim kadarıyla ya da Almanya'da zamanında yaşamış. Fakat bu aralar uzun yıllardır Türkiye'de yaşamayı tercih eden, çünkü Türkiye'de çok sağlam troll maaşı ya da troll geliri var. Bir video paylaştı Twitter'dan ve bayağı bir izlendi. Videoda gitmiş bir alışveriş merkezine, Almanya'nın en böyle pahalı, lüks alışveriş merkezlerinden birine gitmiş ve en pahalı muhtemelen marketlerden birine girmiş. Bio ürünlerinin olduğu yerde, meyve sebze reyonunda böyle en pahalı ürünleri çekerek, bakın Almanya hiç öyle bildiğiniz gibi değil, ne kadar da pahalı Almanya ya. Ya hani Almanya Avrupa işte müreffeh ülkelerdi. İnsanların bir eli yağda bir eli baldaydı. Bak görüyor musunuz? Siz Türkiye'de işte her şey pahalı, her şeye zam geliyor diye ağlıyorsunuz ama ağlamayın, bakın bizden daha kötüleri, beterleri var diyebilmek için böyle bir manipülasyon. Manipülasyon falan değil, bildiğin sahtekarlık. Düpedüz sahtekarlık yani yaptığı şey. Yazık, hani hiç ömrü boyunca yurt dışına çıkmamış. Ömrü hayatı hep böyle bir Anadolu şehrinde, Anadolu kasabasında geçmiş, zavallı reisçilerde bunun peşine takılmışlar. Avrupa, Almanya ne kadar da pahalıymış diye arkasından yazık böyle alkış tutuyorlar. Bir istatistik var, görmüşsünüzdür belki. Türkiye için diyor ki, Türkiye insanı için yüzdelerde yanlışlık olabilir ama ortalama bir şey söyleyeceğim size. İşte Türkiye insanının diyor %70'i mi 75'i mi neyse, belki daha fazla, çok net hatırlamıyorum rakam ama %70-80 gibi o civarlarda. Ömrü hayatında hiç yurt dışına çıkmamış. Ömrü hep Türkiye'de geçmiş. Geri kalan işte diyelim ki %25, yurt dışına çıkan %25'in de %80'i 90'ı filan sadece Arabistan'a gitmiş. Yani hacca gitmiş, umreye gitmiş. O şekilde yurt dışına çıkmış. Yani dünyada neler olup bitiyor, Avrupa'da, Batı'da ne oluyor, ne bitiyor, sadece reisinin ona anlattığı kadarıyla biliyor. Böyle bir durum. Dolayısıyla bunlar da yazık, o verilen fiyatlara bakıyor. Gördünüz mü la işte, Batı'nın halini görüyor musunuz ya? Fiyatlar uçmuş uçmuş. Şükür, şükür Rabbime çok şükür. Biz de böyle bir şey. Yani sırf bunu dedirtmek için yapılan saçma sapan bir videoydu. Ben de insanlara olabildiğince objektif ve gerçekçi bir video hazırlamak istedim. O yüzden diyorum videoyu sonuna kadar izleyin diye. Şimdi ben arabaya bindim. Az sonra buradan çıkacağım, markete gideceğim. Ve Aktuğrul'un, Aktuğrul Efendi'nin o fahiş fiyatla gösterdiği ürünlerin aynısını çekeceğim ama. Farklı ürünler çekmeyeceğim, gerek yok. Almanya çok ucuz bir ülke ya. Ya salatalığın kilosu 6 euro 50 cent. Mantar ucuzlamış ya. 17 euro 90. Biber kaç paraymış? 12.50. Böyle bir ucuzluk yok. 15.90'a biber. 15 euro 90 cent. Yani şu biberi yedim mi 3 euro gibi bir şey. Almanya cennet cennet ya. 400 gram üzüm. Sen hiç gramla üzüm satıldığını gördün mü? 400 gram üzüm 4 euro. Patlıcanı taneyle satıyor. Bak üstüne bir de dalga geçer gibi göz yapmışlar. 1.99. Elmayı taneyle satmıyorlar bari Allah'tan. 4 euro elmanın kilosu. Şimdi sevgili dostlar, Almanya'da ekonomik durumu ortalama olan insanların gittiği birkaç market vardır. İşte bunlar Lidl marketler zinciri, Aldi marketler zinciri, işte Rewe falan vardır. Bir tık daha üstüdür Aldi ve Lidl'a nazaran. Biraz daha pahalıdır ama çok büyük bir fark yoktur. İşte Edeka'lar vardır. Onlar biraz daha yüksek fiyatlıdır ürünler. Fakat Edeka'da bile uygun fiyata ürünler bulabilirsin. Yani maddi durumu iyi olmayan insanlar için Gut und Günstig diye ayrı bir raf bölüm hazırlamıştır. Aynı ürünlerin muadillerini uygun fiyata orada bulabilirsin ve satın alabilirsin. Fakat Aktuğrul çakallık yapıyor. En pahalı alışveriş merkezinin en pahalı marketine gidip bio ürünlerini göstererek, bakın Almanya bitmiş ya, bitmiş arkadaş falan diye çakallık yapıyor.
Biz bunu çürütmek için bugün bir video yapacağız sevgili dostlar. Çok kısa bir şey. Gideceğim şimdi markete, aynı ürünleri çekeceğim, size göstereceğim. Kararı siz verin. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hani uçlarda gezmenin bir anlamı yok. Gerçekçi olmak lazım diyorum ya. Evet, Almanya'da da ekonomik kriz var. Sadece Almanya'da değil, şu anda küresel bir ekonomik kriz var. Koronanın getirdiği bir süreç, arkasından işte Rusya-Ukrayna savaşı filan, enerji krizi, tedarik krizi, genel olarak dünyada bir ekonomik kriz var ve Avrupa, Batı ülkeleri, Amerika falan bundan etkilendi. Fakat arkadaşlar, gerçek şu, Avrupa bir etkilendiyse Türkiye 10 etkilendi. 10 etkilenmesinin sebebi de şu anki mevcut hükümet, mevcut rejim. Bunu kabullenmek istemiyor Türkiye'deki ak troller, reisçiler, ak partizan. Yani sadece Türkiye etkilenmedi bu krizden. Doğru, tüm dünya etkilendi. Mesela ben Almanya'ya ilk geldiğimde 5-6 sene önce falan, benzinin işte litresi 1.30 falandı. 1 euro 30 cent civarındaydı. Şu an 2'lerde. Yani 2'nin altına düşüyor bazen, bazen yükseliyor. Türkiye'deki gibi hani yükselip orada kalmıyor. Düşüyor arada sırada. Evet. Size garip gelebilir ama böyle bir şey var. İşte bu sokakta yatanlar, bu da çok söyleniyor mesela. Sokakta yatıyor insanlar. Arkadaşlar bakın, sosyal devlet Almanya. Burada bir insanın normal şartlarda sokakta kalması, aç kalması imkansız. Devlet sana aylık maaş bağlıyor işsiz olduğun için. Peki sokakta niye yatsın insanlar? Olay şu. Devlet sana diyor ki ben sana aylık işte job center aylık bir miktar para yatırıyor. Seni çok rahat geçindirecek kadar para yatırıyor. Fakat senden istediği bazı şeyler var. Sana arada sırada işte burada termin diyorlar, randevu, neyse randevu veriyor. Gelip diyor benimle görüşmen lazım. Senin son durumunu bir görüşmemiz lazım diyor mesela. Bu randevulara sen katılmazsan belirli oranlarda ay ay senin alacağın parayı azaltıyor. Ki randevulara gel. Konuşalım, bir alternatif bulalım sana, iş bulalım. Yani ama sen bunlara gitmezsen, ki bu sokakta yatan insanların çok büyük bir çoğunluğu arkadaşlar alkolik. Alkolik ya da madde bağımlısı ya da psikolojik sorunları var. Adam yani randevularına gitmiyor, istenilen evrakları vermiyor job center'a. Dolayısıyla alacağı para her geçen ay kesile 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 bir yerden sonra artık para alamıyor. Alamaz duruma geliyor. Dolayısıyla bu adam sokakta yatıyor ya, şimdi bunu çekiyor aktroller. Aha gördünüz mü? Avrupa'nın ortasında, medeniyetin ortasında adamlar sokakta yatıyorlar. Hiç olmazsa Türkiye'de sokakta yatan insan yok falan filan diye. Saçma sapan bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ya Türkiye'de işsizlik maaşı diye bir şey vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ben Türkiye'deyken. Yani 10 ay filan işsizlik maaşı veriliyordu. 10 aydan sonra ister iş bul ister iş bulma. Kesiliyor, bitiyor. Burada böyle bir şey yok. Yani sen iş bulamadığın sürece bu işsizlik maaşını almaya devam ediyorsun. Falan filan bir sürü şey. Neyse bizim bugün konumuz bu değil. Konumuz Aktorul'un gösterdiği o ürünlerin ortalama fiyatlarını göreceğiz hep beraber. Ve Aktorul'a minik bir cevap vermiş olacağız. Hazırsak dostlar ben arabamı çalıştırayım ve markete doğru adım atalım yavaştan. Evet. Kemeri taktık, ceza yemeyelim. Burası Almanya, kurallar memleketi. Evet. Markete doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar, şu anda Lidl Market'in otoparkındayım. Az sonra içeriye gireceğim. Ve Aktorul'un sizlere gösterdiği, o fahiş fiyatlı olarak gösterdiği ürünlere birebir içeride bakacağız. Bir fiyat karşılaştırması yapmış olacağız. En güzel cevap bu şekilde olacak diye tahmin ediyorum. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Evet, bizim Aktorul salatalığın kilosu 6.49 demişti. Bakın burada tanesi 89, fakat bunların 3 tanesi çok rahat 1 kilo yapar arkadaşlar. Yani çarptığın zaman 2.5'a falan geliyor. Kilosu 2.5'a geliyor. 6.49 değilmiş demek ki. Evet, arkadaşımız mantarın kilosuna 17.90 demişti. Gördüğünüz gibi iki çeşit mantar var. Kültür şampinyon, Weiss ve Brown. İki farklı mantar. 2.09, 1.89, 350 gram tabii ki, ama kiloya vurduğunda işte 5 euro civarında bir şey yapıyor. 17.90 değil. Evet, biber için 15.90 demişti. Kilosu 15.90 demişti. Burada kırmızı dolmalık biber var. Kilosu 2.22. Şuraya geçelim. Burada da 500 gramı 1.89. Kiloya vurduğunuzda işte 4 euro gibi bir şey yapıyor. Evet. Burada sarı renklisi de var. Aktuğrul Efendi 400 gram üzüme 4 euro demişti. Bakın burada 500 gramı 99 sente düşmüş.
Tabii başka fiyatlar da var. 1 kilogram 2,29 farklı bir üzüm. 500 gram 1,89. 500 gram 1,69. Ama ne hikmetse 400 gramlık üzüm 4 euro yok. Bulamadım ben. Patlıcanın tanesine 2 euro demişti. 1,99 demişti. Gördüğünüz gibi kilosu 3,49. Evet, patlıcan biraz Almanya'da pahalı ama dediği gibi tanesi 2 euro filan değil. Evet, marketten çıktık. Hani bir zamanların meşhur böyle viral olmuş bir videosu vardı. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Öyle, anlatmaya gerek yok. Marketten çıktı, fiyatları gördünüz. Aktuğrul'un fiyatlarını gördünüz. Siz karşılaştırın, siz değerlendirin. Kim manipüle etmeye çalışıyor? Kim gerçekleri, hakikatleri gizlemeye çalışıyor? Siz karar verin. Öyle işte.